Evet arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yine sorulu cevaplı yeni bir videoda birlikteyiz. Lütfen videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Bu niçin önemli? Videoların devamı için gerçekten önemli. Önem arz ediyor. Aynı zamanda sorularınızla birlikte Videoların altına sorularınızı yazarsanız yeni videoların çıkmasına da vesile olacaksınız. Bunun için lütfen videoları olabildiğince başka platformlarla da paylaşmanızı, başka arkadaşlarınızla paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Rica ediyorum. Bu şekilde çok daha fazla soru gelecektir. Fazla soru demek daha fazla video demektir. Ben akademik hayatta kafanızda hiçbir soru kalmasını istemiyorum. Ve zor yollardan değil, kolay, makul, mantıklı yollardan gitmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim Erhan Çetin arkadaşımızın sorusuna. Bakın şöyle bir soru sormuş. Değerli hocam, şu an TÜBİTAK 2219 yurt dışı sonrası doktora sonrası araştırmacı burs programına başvuru aşamasındayım. Çok güzel Erhan, harikasın. ''Başvuru süresinin sonuna yaklaştık. Bir haftalık bir süre kalmışken son tarih 28 Haziran demiş. Geçti demek ki başvurmuş.'' Ee, tabii ki ben videoları böyle e, soruları alıyorum ama birdenbire cevap veremiyorum. Bunun için gerçekten e, müzdaribim ama yapacak bir şeyim yok çünkü başka işlerim de var. E, gönül isterdi ki hemen ona cevap verebileyim ama yeni gördüm ve yeni video hazırlamaya başladım. Ama... Ne olursa olsun bence e, başvuruda bir sıkıntı bile olsa bu video ona ileriki düzeltmelerinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir YouTube, YouTube video kaydı güzel olur düşüncesindeyim. Öneri formu kaç sayfa olmalı? En çok nelere dikkat edilmelidir? Çok spesifik bir konu başlığı mı atılmalı? Yoksa olabildiğince genişletilmek mi mantıklıdır? Gibi sorular akla ilk gelenler. Ayrıca elimizde olmayan nedenlerden dolayı Orada çalışmanın içeriği değişebilir. Bu bizi sıkıntıya sokar mı? Gibi sorulara cevap bulabileceğimiz bir video olursa oldukça faydalı olur hocam. Saygılar demiş Erhan Çetin arkadaşımız. Güzel bir soru. Erhan öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle başarılar dilerim sana. 22-19 bence her akademisyenin eğer yurt dışı tecrübesi yoksa düşünmesi gereken bir şey. Çünkü yurt dışına gidiyorsunuz ve... Sizin masraflarınız TÜBİTAK tarafından karşılanıyor. Bu çok güzel bir şey. Fakat bunu yapabilmeniz için 22.09, 22.19 projesinin gelin TÜBİTAK'taki anlatımına bakalım. Bakın şimdi size TÜBİTAK'ın sayfasını açıyorum. TÜBİTAK'ın sayfasında 22.19 projesinin başvuru, kimler başvurabilir, genel bilgiler birçok bilgiyi burada görebileceksiniz. Burada önemli olan bir şey başvuru formu denen bir şey var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? 22 19. Şimdi ben size bu başvuru formunu açıyorum. Bu başvuru formuna bakarsanız eğer aslında aynı 1001 TÜBİTAK 1001 veya TÜBİTAK 1002 projelerinin başvuru formunun aynısı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu başvuru formunu doldururken lütfen benim daha önceki videolarımı yani proje eğitimi videolarımı Lütfen lütfen izleyin. Amaç hedef nasıl yazılır? Özgün değer nasıl yazılır? Yöntem nasıl yazılır? Literatür kapsamı nasıl yazılır? Oralarda anlattım. Şimdi dediğim gibi 1001 projesi nasıl yazılırsa aynı o şekilde yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla yalnız bazı nüanslar var. Mesela diyor ya burada Erhan hocam diyor eğer orada bir değişiklik yaparsak bu nasıl olacak diye. Bakın bu de değişiklik yapabilirsiniz fakat bunu TÜBİTAK projesi yazarken belirtin. Çünkü ara raporlar ki ara raporlar çok önemli. Onun için ayrı bir video yapmam lazım benim kesinlikle. Ara raporlar değerlendirirken siz TÜBİTAK'a çünkü Amerika'ya veya Avrupa'ya gittikten sonra ara rapor vereceksiniz. Şunları şunları yaptım diyeceksiniz. Hakem de bakacak ki o tarihe kadar ne taahhüt etmişsiniz, onları yapmış mısınız? E şimdi baktınız siz orada değiştirdiniz başka şeyler yapmaya başladınız ama taahhüt ettiğiniz şeyi yapmadınız. Bu sıkıntı oluşturur. Peki ne yapacaksınız? O taahhüt ettiğiniz şeyleri yazarken projeye bakın bunları bunları yapmayı planlıyorum fakat herhangi bir değişiklik olursa Amerika'daki veya Avrupa'daki supervisor'ımın önderliğinde o değişiklikler gerçekleştirerek projenin işte iş paketinin yönü değiştirilebilir gibi bir ifade kullanırsanız Ara rapor yazarken bunu belirtirsiniz. Ben zaten böyle yazmıştım. Şu şu sebeplerden dolayı böyle olduğu için şu yöne doğru gittik dediğiniz zaman hakem bir şey diyemez o zaman. Böyle püf noktaları var. Bunlara dikkat ederek yazmanız lazım TÜBİTAK projelerini. Yalnız dediğim gibi 22-19'ları aynı 1001-1002 nasıl yazıyorsanız o şekilde yazmanız gerekiyor. Detaylı yazmanız gerekiyor amaçlarınızın, hedeflerinizin net belli olması lazım. Hedeflerin altındaki iş paketleri net olması lazım. Özellikle yöntem kısmını çok iyi yazmanız lazım. Hangi iş paketini hangi yöntemle nasıl yapacağınızı iyi açıklamanız lazım. Eğer bunu açıklayamazsanız hakemlerde soru işareti bırakırsınız. Bir oraya gidecek, bu oraya gidecek ama ne yaptığını bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor dedikleri zaman buna red verirler. Dolayısıyla ne yapacağınızı iyi biliyor olacaksınız. Bir proje önerisi nasıl verilir? Videolarımı incelediğiniz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 2219 projesini diğer arkadaşlara da öneririm. TÜBİTAK'tan parayı alıp yurt dışına gideceksiniz ve orada rahatlıkla araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Zor değil, sadece püf noktaları var nuansları var gerekirse profesyonel yardım da alabilirsiniz bu konuda ama muhakkak ve muhakkak aynı Erhan'ın yaptığı gibi yurt dışı e deneyimi olmayan arkadaşlara kesinlikle önerdiğim bir durumdur. Bunun dışında konuyla alakalı sorularınız olursa yazın ya video şeklinde yayınlarım bunun gibi ya da yorumların altına da cevaplandırmaya çalışırım. Herhangi bir sorunuz olursa hepinize iyi günler dilerim.